Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. Şöyle 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2. İlmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Şu şekilde arka yüzünde bir sırada ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Lastik kullanmayacağım ben. Siz istediğiniz lastiğin üzerinde kurabilirsiniz. Şöyle göstereyim ilmek sayımızı da. 6, 6, 12, sonuna da 2 ilmek ekledim. 6 ve 6'nın katlarından oluşacak. Sonuna 2 ilmek ekleyeceksiniz. Evet. Örgümün birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra devamında 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ters. 3 düz. İlmek örerek devam edelim. Sıra sonunda bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz burada. 3 ilmek tersim vardı. Ters ördüm. 3 ilmek düz. Evet. 3 ilmek düz. 3 ters. 3 düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu ters olan ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sırada. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3 düze gelince önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 3 düz ilmeğimi aldım ve düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma daha yaptım. Yine 3 ilmek tamamlamış olduk. Burada artma da olmadı, eksilme de olmadı. Devamındaki 3 ters ilmeği düz olarak örüyorum. Düz ilmeklere gelince önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 3 ilmeğin 3'ünü bir aldım. Tek ilmek çıkardım. Ve bir ilmek tekrar artırma yaptım. Kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters örerek devam ediyorum. Şu artırma yaptığım ilmekler de dahil, onları da ters örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modeli kaydıracağız. Bu haroşaları, yani ters olan ilmekleri burada yapacağız. Kesme işlemi de bu tarafa kaydırmış olacağız. Yani modelin 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmek düzleri tekrar düz ördüm.
Bu artırma yaptığım 3 ilmeğe gelince bunları da ters örüyorum. Modeli kaydırdık burada. 3 düz, 3 ters. 3 düz. Zaten düzlerim bakın düz bir alt sırada. Bunları tekrar düz örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 3 düz ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3. Düz olanlarımı düz, ters olanları ters örelim. 3 düz, 3 ters. 6. sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz örerek devam edelim. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi kesme işlemi buradaki bakın düzlerde yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimin 3'ünü bir aldım. Şu şekilde 3'ünü bir aldım. Ve düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek tekrar artırma yaptım. 1, 2, 3 ilmeği tekrar eski sayısına getirdik. Buradaki tersleri de düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Devamında bir artırma yaptım. Şu 3 ilmeğimi, düz olan 3 ilmeğimi aldım. Kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Sola doğru bir kesme işlemi yaptık burada. Bir kez daha artırma yaptım. İlmek sayımız eski sayısına geldi. 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi burada düz örüyorum. Pardon, ters örüyorum burada. Düz dedim. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Aslında kaydırarak iki kez kurmuş olduk da tamamını şöyle anlatmak istedim. Modelimiz bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Modeli tekrar kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Tekrar başlıyoruz burada. Birinci sıra ön yüzünde. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Devamında 3 ilmek düz. 3 ilmek düz, 3 ilmek ters. Terslerimiz şu ajurlu olan kısma gelecek. Diğerleri zaten düz, düz olarak örüyorum. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İlmeklerim terste yine ters olarak ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 ilmekte düzümüzü ördük. 3 ters, 3 düz olarak devam edelim. Tersleri ters, düzleri düz ördük burada. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 3 ters ilmeğimi 3. sırada düz örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. Devamında olan 3 düz ilmeğimi de önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 3 ilmeği toplayarak şöyle sola doğru bir
kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Bir kez daha artırma yaptım. Yine 3 ilmeğim oldu burada. Devamındaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra 3 düz ilmeğimi topladım. Tek ilmeğe düşürdüm burada. Ve bir kez daha artırma yaptım. Kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örerek devam edelim. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Modeli kaydıracağım şimdi. Sıradaki 3 düz olan ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Diğer 3, şu ajurlu olan 3 ilmeğimi de ters örüyorum. 3 düz, 3 ters. 3 düz, 3 ters örerek 5. sıramızı tamamlayalım. Evet. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada düz olan ilmeklerimizi düz örüyoruz. 3 düz, 3 ters. Tersleri ters, düzleri düz örerek 6. sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Son 2 sıramız kaldı. Kenar ilmeğinden sonra geldik. Şimdi 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki şu böyle 3 tane düz olan ilmeğim var. Önce bir artırma yaptım. Modeli kaydırıyoruz. Artırmadan sonra 3 ilmeğimi düz örerek kestim. Daha sonra bir ilmek tekrar artırma yaptım. Yani 3 ilmekten 3 ilmek yine elde etmiş olduk. Sıradaki 3 ters ilmeğimi de düz örüyorum burada. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Buraya gelince önce bir artırma yapalım. Daha sonra 3 ilmeğimizi bir alarak tek ilmeğe düşürelim. Sola doğru kesme işlemi. Daha sonra bir kez daha artırma. Sıradaki 3 ilmeğimizi de düz örelim. Bakın şu tersleri düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıramı tamamladım. Bakın model kendini gösterdi bayağı. 8. sıradayız. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Modeli iki kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek arkadaşlar. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Bakın bunu da şöyle önce hazırladım. Beraber yaptığımızı lastiksiz yaptık. Modelde kıvrılma olmuyor. Lastik yapmayabilirsiniz. Ama isterseniz şöyle lastikli de uygulayabilirsiniz bu modeli. Lastik de şöyle kullandım. İsterseniz bu lastiğin de videosunu çekebilirim arkadaşlar. Yapmak isterseniz. Modelimiz böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Ön yüzünden böyle. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Hırka, süveter,
Yani çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.